Evet değerli dostlar, yeni bir sektör haber programıyla Köy TV ekranlarında karşınızdayız. Bugün Antalya'dayız. Tabii yaklaşık burada bir seri halinde birkaç bölüm program çekeceğiz. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Sektör Haber'de biz her hafta sektördeki üretim yapan, sektörde tarım ve hayvancılık sektöründeki insanlara hizmet getiren firmaların ürünlerini ve çiftçilerin sıkıntılarını dinliyoruz. Bu hafta da yine aynı şekilde Antalya'dayız. Antalya'da bu 2-3 bölüm sektör haberi Riven firmasıyla beraber çekeceğiz. Riven firmasının solucan gübresiyle ilgili burada yaptığı uygulamalar var. Bu uygulamaları konuşacağız. İnşallah daha sonraki süreçlerde de zaman olursa, fırsat olursa aldığı sonuçları da sizler için ekrana getirmeye çalışacağız. Antalya Varsak'tayız. Yanımda çiftçilerimiz var. Marvel'in temsilcisi var. Riven'in aynı zamanda bu bölgedeki sorumlusu olan ziraat mühendisimiz var. Güzel bir söyleşi olacak. Ben öncelikle her zaman ilk sözü verdiğimiz çiftçilerimiz, çiftçimize başlayacağım. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizleri bir tanımak isteriz. Ben Mehmet Karayaka, Kepez, Altayak Mahallesi'nde üretim yapmaktayım. 20 dönüm kapalı alan var. Celbere, Lisyantuz, Cipso hepsinden üretiyoruz. Solucan gübresini ilk olarak Celbere fidelerinde denedik. Evet. Karışım yaptık. Bunun özelliklerine bakacağız ve öğreneceğiz. Evet. Kasire'de %20'sini solucan gübresi olarak karıştırdık. %20'sini solucan gübresi olarak karıştırdık. Harmanlama yaptık ve fideleri dikim haline getirdik ve Kasire'de diktik. Evet. Nemli olması için şu an şu hallerde koklamaya başlamış zaten. Tabii şu anda biz ilk uygulamayı yaptığımız için. İlk uygulama buydu daha yeni. Çok, bir haftalık bir uygulama. Peki şu bir haftalık uygulamada gördüğünüz neler var? Siz tabii yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Beyaz pinçekler tamamen kendine gelmiş. Bak şu an 5 tane pinçek var. Önemli olan budur. Önemli olan evet. Bu ilk üretimde. Evet. Ya da 20 günlük bir uygulamada. 20 günlük üretim olsaydı tamamen zaten sarmış olurdu şimdiye. Onun için solucan gübresinin özelliği bir de toprağı nemli tutması ve suyu daha az alıp nemli tutup nematotu önlemesi için. Kuru toprakta nematot daha fazla yayılıyor. Evet. Nemli toprakta nematot olmuyor. Peki bu amacımız o bizim. Evet. Peki burada özellikle siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 15 senede bu işi yapıyorum burada. Bu işi yapıyorsunuz. Evet. Başka ürettiğiniz çiçek çeşitleri var mı? Sadece bunu mu yapıyorsunuz? Celbere üretiyoruz. Lisyantus üretiyoruz çiçek olarak. Cipso üretiyoruz. Üstün yusuk yapıyoruz. Yani 20 dönüm kapalı alan var. 20 dönüm çiçek yapıyoruz çeşit olarak. Peki tabii gelmişken şeyi de soralım. Çiftçinin durumu nasıl? Çiftçi hayatında memnun mu? Ürettiğiniz ürünleri satabiliyor musunuz? Pazarlayabiliyor musunuz? Durum nedir? Orta şeker ne iyi ne kötü. Pazarlama sorunlarımız oluyor bazen. Yani ortadaysan kazançlısın. Aynen. Ben sana söyleyeyim orta yani. Orta şeker yani. Tamam o zaman. O da öyle anladayım ben sana. Dört dörtlük değil ama o kadar da kötü de değil yani. Tamam vallahi iyisin. Amaç bu yani. İnşallah. Verelim mikrofonu yanındaki arkadaşa. Tekrar ben zaman olsa söz vereceğim. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Biraz yakın tut hocam. Evet. Abdurrahman Demir. Ben de bu bölgede üretim yapmaktayım. 20 yıldır buradayım. Yani beraberiz. Aynı şekilde çalışıyoruz. Üretim aynı şekilde. Yani nasıl diyeyim? Bizde girdi maliyetleri çok yüksek yani çiftçiye. Sürekli zam geliyor ama bizim çiçek 10 yıldır aynı çiçek mesela şu celbere 10 sene önce de aynı fiyata satıyorduk. Bugün de aynı fiyata satıyoruz yani. Değişen bir şey yok. Yok ama girdiler artıyor. Girdiler artıyor, sürekli artıyor. Yani o yüzden biraz sıkıntımız var yani. İnşallah düzelir. İnşallah. Evet, teşekkür ederiz. Evet Olcay Hanım, mikrofon sizde. Öncelikle bir kendinizi tanıtmanızı rica tamam. ediyorum. Siz de ilk çekimimiz, ilk programımız. Siz de hoş evet, geldiniz. Evet, mikrofonlara çok alışık değilim. Evet, inşallah bundan sonra alışacaksınız. Evet, evet 92 mezunuyum Selçuk Üniversitesi. 94'ten beri buradayım, ziraat mühendisiyim. Mehmet'i yaklaşık bir 10 yıldır tanırım, iyi bir çiftçidir. Solucan gübresine inandı. İnandığı için burada denemeye başladık. Beklentimiz ne? Evet. İyi bir kök gelişimi. Kök gelişimi iyi olunca gördüğünüz gibi çok rutubetli bir ortam, nemli bir ortam. Dolayısıyla hastalığa yatkın bir ortam. Nematod özellikle ciddi şimdi mal. Nematod aslında orayı ben izah edeceğim, evet. Geleceğim. Arazi kısmında daha çok. Evet. Mehmet çok ileriye anlattı. İnşallah o zamanlar da program yaparsak onu da anlatırız. İnşallah. Ama buradaki köklendirmedeki kullanma amacımız iyi bir kök gelişimi, hastalığa mukavemet ve bu içindeki mikroorganizmaları köke ta bu ilk aşamada üremesini sağlamak, ondan sonra araziye taşımak. Buradaki amaç o. Mehmet'in bahsettiği şu, bunlar tabii ki araziye gidecek. Evet. Ve nematod çok ciddi bir problem hem Altınova hem Varsak'ta. Evet. Kuru olan yerlerde nematod daha çabuk bitkiye zarar veriyor. Evet. Şimdi bizim yapmış olduğumuz seminere katıldı. Orada Korkmaz Hoca'nın verdiği bir bilgi var.
solucan gübresi nemi tutuyor. Nemi tuttuğu için kök gelişimi daha iyi oluyor. Mehmet oradan yola çıkarak dedi ki ben bunu böyle bir kullanayım. Bakalım rutubet nasıl olacak, kök gelişimi nasıl olacak, o ilerleyen aşamalarda. Evet, yani şu anda ilk bir deneme olarak buraya başladık. Evet, İnşallah ileriki aşamalarda sonucunu alacağız. Şu anda güzel gidiyor. Peki şu andaki gidişat nasıl, onu ben size sorayım. Tabii siz gayet güzel, var. Gördüğünüz bir hafta oldu, 5 tane kök atmış vaziyette. Bu bir hafta için işi bilenler bilir, iyi bir gelişme. Evet. Benim söyleyeceğim bu kadar. Soracağınız bir şey varsa cevap verin. Evet, tekrar konuşacağız. Ben mikrofonu Seçil Hanım'a uzatmanızı rica ediyorum. Değerli dostlar, Seçil Hanım da Riverim'in bu bölgedeki ana distribütörü, Marvel Tarım'dan sorumlusu. Siz de yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz Antalya bölgemize. Öncelikle Antalya'daki yaptığınız çalışmalar hakkında, Marvel Tarım hakkında sizden bir bilgi almak isterim. Tabii ki. Biz Marvel Tarım olarak Riverim'in Akdeniz Bölge Vahisi'yiz. Bu bölgede Riverim'in solucan gübresi katı ve sıvı formda uygulamalarımıza devam ediyoruz. Farklı bitki çeşitlerinde uygulamalar yapıyoruz sonuçları almak için. Burada biliyorsunuz seracılık çok yoğun. Şu an bir gerbera köklendirme alanındayız. Kesme çiçek bu bölgede oldukça önemli bir yer tutuyor. Çok farklı kesme çiçek şekillerinde hem tüm Türkiye'ye hem de birçok yurt dışı ülkesine buradan ihracat yapılıyor. Solucan gübresinin faydalarını gördükçe çiftçimiz daha fazla kullanmaya başladı. Bizler de Marvel Tarım olarak birçok hem kesme çiçek çeşitlerinde hem meyve ve sebzede burada uygulamalar yapıyoruz. Sonuçlarını da takip ediyoruz. Bunların analizlerini yapıyoruz. Ziraat mühendisimiz Olcay Hanım'la birlikte yakın takipte çiftçilerimizin de istekleri, düşünceleri doğrultusunda raporlamalarla ürünlerimizi tanıtıyoruz. Peki özellikle tabii Antalya seracılık noktasında Türkiye'nin olmazsa olmazı. Kullandığınız ürünler neler? Biraz ürün gamından bahsederseniz. Burada tabii birkaç gün fırsat buldukça birçok ürün çekeceğiz ama hangi ürünlerde denemeler yapıyorsunuz, kullandırıyorsunuz? Örneğin domates, biber, kabak, salatalık, ceviz ağacı, gerbera, lizyantus, gül, karanfil, bu çanağın çilek, karpuz, bu çanağın çok geniş bir yelpazesi var. İklim olarak da oldukça şanslı bölgelerden biri tarım için. Meyve sebze ağaçları, birçok üründe burada denemelerimizi yaptık ve sonuçlarımızı takip ediyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Mikrofonu çiftçimize uzatalım, son soruyu onunla soralım. Tabii Mehmet Bey, öncelikle şunu ben size sormak istiyorum. Sektörde birçok gübre var. İşte organik gübre, kimyasal gübre. Tabii solucan gübresi de gerçekten sektörde farklı bir değer olan bir gübre. Buna nasıl karar verdiniz? Bunu da ben sizden almak istiyorum son olarak. Dediğim gibi toprağı nemli tutacağına güvendik. Evet. Nemli tutup ve nematod olaylarında daha iyi bilgi alacağımız için, daha fazla üretim alacağımız için onun için bu kanıta vardık ve kullanmaya başladık. Burada bir deneme alanı oluşturduk. Deneme alanı oluşturduk ve denedik. Asıl sonuç ne zaman ortaya çıkacak? Asıl sonuç 10 güne kadar tamamen detaylar belli olacak ama şu an için gidişatlar iyi, kötü değil. Evet, ama net olarak 10 gün sonra biz baktığımız zaman burada karar vereceğiz. Tabii burada ilk aşama bu. Evet. Ondan sonra araziye geçeceğiz kademe kademe. Hemen buradan araziye geçmeyeceğiz tabii zamanla. Tabii belli bir süresi var. Ondan sonra araziye gidiyor. Evet. Evet. Araziye dayanı yatak uzaylarına yine dökme yapacağız. Onun sonucuna göre hasatta bakacağız. Aynen, hasatına göre belli olacak. Şu an için gidişatımız gayet iyi, kötü değil yani. Peki, teşekkür ederiz. Bir kolay şey gelsin. Yani. Evet değerli dostlar, bu bölümün sonuna geldik. Tabii dediğim gibi şimdi biz özellikle kesme çiçekle ilgili birkaç ürün çekeceğiz seri bir şekilde. Bir sonraki seramızda tekrar beraber olmak dileğiyle.
dostlar, Köy TV ekibi olarak sektör haberdeki çekimlerimize devam ediyoruz. Antalya'daki çekimlerde biliyorsunuz Riverm ürünlerinin kullandığı, Riverm solucan gübresinin kullanıldığı, uyguladığı alanları sizler için ekrana getiriyoruz. Kesme çiçek sektöründeyiz. Buradaki kullanılan alanları, çiftçilerimizi sizler için ekrana getireceğiz. Şu anda da bir gül serasındayız. Evet, yanımızda çiftçimiz var. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizleri bir tanıyalım. Ben Mustafa Güven. Altınova'nın yerlisiyim. Daha önce burada gerbera üretimi yapıyordum. Şimdi güle döndüm, gül ektim. Gül üretiminde solucan gübresinin daha iyi olacağını söyledi Olcay Hanım. Onun vasıtasıyla şimdi burada vananın birisinde solucan gübresini kullanıyoruz. Birisinde diğer bildiğimiz gübreleri kullanıyoruz. Bakacağız. Yani sonucu hep beraber göreceğiz. Sonucu bu hep beraber şu anda göreceğiz. Uygulama yapılan yer herhalde değil mi bu? Burası uygulama yapılan yer. Burası. Yerleri uygulama, sizin eski yöntemle yaptığınız yerler. Evet, doğrudur. Peki ne kadar bir seram var? Ne kadar gül üretiyorsun yılda? Biraz yaptığın işle ilgili bilgi alalım senden. Burayı yeni diktiğim bir sera. Evet. Ayrı seralarım da var ama oralarda farklı çiçekler var. Öyle işte, hep beraber göreceğiz. Gülde ne kadar keseriz, ne kadar daha verimli oluruz, ne kadar daha güzel olur veya öbürkü kadar olur olmaz, hep beraber göreceğiz yani. Bu uyguladığımız besinlerle yaptığımız için ne kadar verimli olduğunu hep beraber göreceğiz. Peki, teşekkür ederiz. Hacı Anne de bir söylesin bakalım. Hacı Anne, hayat nasıl gidiyor? Güzel, çalışan insan için. Önce dinamik olmak lazım. Mikrofonu da abim tutuyor. Aynen öyle. Sen sıkıntı yok, tutsun mikrofonu. Önce dinamik olmak lazım. Çalışmak için işi sevmek lazım en değil başta. Mi? Evet. Nasıl, çiftçi hayatından memnun mu? Giderlerin yüzünden memnun değil. Çalışmak olarak memnunuz, toprağla çalışmakta, ama kazanç olarak memnun değiliz. Yani biz çalışmaya varız, yeter ki giderlerimiz düşsün, para kazanalım, biz çalışırız, evet, diyorsun. Evet, aynen. Aynen öyle. Peki abim çok yoruyor mu seni? Ne yapıyor? Beraber çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz. İkimiz yoruluyoruz. İyi, hadi bakalım. Tamam, aynen. Teşekkür ederim. Mikrofonu uzatalım Seçil Hanım'a. Evet Seçil Hanım, sizden neler söylesiniz? Tabii bugün özellikle kesme çiçek sektöründeyiz. Aslında çok ekrana getirilmeyen bir sektör. Belki de ilk defa. Evet, doğru. Birçok üründe çektik ama kesme çiçekte bu sektörde ilk defa çekiyoruz. Neler söylesiniz? Şimdi şöyle, çiftçimiz mesela Ayşe abla az önce dile getirdi. Biz emek veriyoruz, çalışıyoruz, yoruluyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bunun en büyük sebebi topraktaki organik madde oranının %3'ün altına düşmüş olması. Türkiye topraklarının maalesef %85'i şu an organik madde oranı %3'ün altında. Çiftçimizin harcadığı emeğin karşılığını maddi olarak alması için %3'ün üzerinde olması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki %15 sadece bizim Türkiye çiftçimizin %15'i mutlu. Bizim buradaki amacımız ne? Toprakta organik madde olduğu zaman hem çiftçimiz mutlu olacak, hem sürdürülebilir tarım açısından bu çok önemli bir şey. Solucan gübresiyle de biz topraklarımızı %3'ün üzerine çıkararak organik madde oranını çiftçimiz emeğini alacak. Ve ilerleyen yıllarda, yani bunlar çocuklarına, torunlarına miras bırakacakları şeyler, topraklar. Çok önemli. Bizim ülkemiz toprakları bu kadar kaybolurken her çiftçimizi biz bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Kendi gözleriyle görsün istiyoruz. Daha önceden toprağındaki organik madde oranı ne? Bizim ürünlerimizi kullandıktan sonra ne oluyor? Çünkü biz bu konuda iddialıyız. Yaptığımız denemelerde de, analiz sonuçlarında da görüyoruz ki toprakta asıl önemli olan şeyi, yani organik maddeyi arttırıyoruz biz. Evet, peki, teşekkür ederim. Teşekkürler. Olcay Hanım, tabii siz ziraat mühendisisiniz. Burada ne kadar bir ürün nasıl uyguladık? Nasıl uygulama yaptık? Evet, onu anlatayım onu ben de. Onu rica ediyorum size. Hem de beklentimizin de onu, evet, söyleyelim. Evet. Biz burada dikilirken her bir çukura 150-200 gram Rivo kompost uyguladık. Kök gelişimi iyi olsun, dal gelişi iyi olsun. Tabii ki ilerleyen zamanlarda kesme çiçekte vazo ömrü çok önemli. Kalabilmesi, ömrü önemli. Onlara da bakacağız. Ben onlarda da fayda olacağına inanıyorum. Eski bilgilere dayanarak. Seçil Hanım zaten organik maddenin önemini anlattı. Altınova'da ben 94'ten beri Altınova'dayım. İlk zamanlarda Mustafa abi de bilir. Organik madde %2,5'tu. Biz onu bile beğenmezdik. Şu anda 0,09.
çok içler acısı toprakları kaybediyoruz. Öldürdük toprakları. Evet. Kazanmak için solucan gübresinin kullanılmasına ben tecrübeli bir ziraat mühendisi olarak, saçlarını bu konuda ağartmış bir ziraat mühendisi olarak yürekten inanıyorum. Çiftçiler de inanıyor. Uyguluyoruz. Ben sonuçların da çok iyi olacağına inanıyorum. Kök gelişimde şimdi kazdım baktım gayet güzel. Evet. Peki tabii hocam işin bir de şu boyutu var. Sonuçta bu solucan gübresi için bir insanlar bir maliyete katlanıyorlar. Bir emek çaba harcıyorlar. Bunun sonunda elde edecekleri ne? Yani diyelim ki atıyorum burada gülde bahsediyorum işte kalitesi mi artacak, rengi mi artacak, goncası mı artacak? Yani ne sağlayacak? Niye kullansınlar biz insanlar solucan gübresi? Bizde birim alandan her ne olursa olsun, bu meyve de olsa, sebze de olsa, kesme çiçek de olsa birim alandan alınan ürün miktarını artırmak amaç. Solucan gübresi de bunu sağlayacak. Kesme çiçek de nedir? Bu dal sayısıdır. Ve kalitedir. Vazo ömrüdür, renktir, yaprakların canlılığıdır, yeşilliğidir. Sadece bu değil, kullanılan kimyasalı da biz azaltacağını düşünüyoruz. Güçlü bir kök yapısı olacağından ötürü. Kullanılan kimyasallar %30 azaldığı zaman zaten solucanın bindirdiği yükü kimyasalı azaltarak ne olacak? Dengelemiş olacak. Evet, bu konuda faydası olacak diyoruz. Birçok konuda faydası olacak. İnşallah. Bir de gül gibi kokar herhalde. Maalesef kokmuyor. Vazo ömrü daha önemli oluyor ve görüntü daha önemli oluyor kesme çiçekte. Anladım. Peki teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, bu bölümün de sonuna geldik. Dediğim gibi bu sektör haberde biz kesme çiçekle ilgili solucan gübresinin kesme çiçekteki kullanıldığı yerler, onları sizler için ekrana getirdik. Yine bundan sonra son bir çiçekle beraber bu sektör haberin bu bölümünü sonuna gelmiş olacağız. Sektör haber devam ediyor. Evet değerli dostlar, Köy TV ekibi olarak Sektör Haber'deki çekimlerimiz devam ediyor. Hazır çiçek sektöründe solucan gübresinin kullanıldığı, kullanımını, alınan sonuçları ve uygulamasını sizler için ekrana getirmeye devam ediyoruz. Şimdi yine bir farklı seradayız. Yanımızda çiftçimiz var. Yayınımıza hoş geldiniz. Kısaca sizleri bir tanımak isteriz. Yaptığınız ürünler neler? Kullandığınız ne kadar bir alanda ürün yetiştiriyorsunuz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bizi biraz kısaca sizden bu bilgileri almak isteriz. Adım Emre Okur. Antalya Altınova bölgesinde, Kepez ilçesine bağlı. Kaç yıldan beri yapıyoruz? 1987'den beri gül, yani çiçek içinde, gülle başlamışlar. Kesme çiçek içindeyiz 1987'den beri. Aile olarak. Yani nereden baksan bir 30-31 sene olmuş aile başlayalı. Evet. Peki şu anda içinde bulunduğumuz sera durumu ne? Sera şu anda bu bölüm, şu anda bulunduğumuz yer bölüm 3 senelik. Yani 4. seneye geçiyor. Normalde topraksız tarımda bu mümkün ama toprakta mümkün değil. Veya bu kalite şey olmuyor, bu kaliteyi vermiyor. Biz şu anda geldiğimiz sırada değerli izleyiciler, topraksız tarım uygulaması var. Yani buradaki ürünlerimiz nerede yetiştiriliyor? Biraz sizden bilgi almak isterim. Kokopit'te yetiştiriyoruz. Yani Hindistan cevizi kabuğunda yetişiyor bu bitkiler. Normalde toprakta kök ur nematod olarak bildiğimiz bir zararlı var. Zararlıdan dolayı 2 seneden fazla üretemiyoruz gel burayı. Ondan dolayı topraksız tarıma geçtik. Şu anda 4. seneye geçiyor bu. Ve sıkıntımız yok Allah'a şükür. Kışında işte kış şartlarında biraz zorlanıyoruz. O zaman da solucan gübresinden faydalandık. Kışta daha dayanıklı üstten kullandık. Ve alttan da kullanarak da solucan gübresinin faydalarını gördük. Çiçek bir anda dirence geçti. Isıtma yapıyoruz zaten. Isıtma olduğu halde geçen senelerde biraz zayıftı bitkimiz. Alttan sıvı olarak kullanmıştık. Sıvı kullandıktan sonra bir de üstten yapraktan kullandık tekrarın takviye olarak. Bitkiyi geliştirdi. Öncekinden daha iyi bir randıman aldım. Yani solucan gübresiyle ilk tanışmanız o şekilde oldu, memnunsunuz? Memnunum şu anda. Bir sıkıntımız yok. Fidede de kullandık. Yeni yaptığımız fidelerde de. Onu da inşallah
o şeyini de görmeyi bekliyoruz. İnşallah hasadında sonucunu da görmeyi isteriz inşallah. Evet, evet. Peki genel manada sizin sektördeki problemler, sıkıntılar neler? Yani biraz daha diğer sektörlere oranla keyfi yerinde olan bir sektör. Hazır çiçek sektörü ama. Ama sizin de tabii yaşadığınız sıkıntılar vardı. Neler söylersiniz? Keyfi yerinde dediğiniz doğru. Niye doğru? İhtiyaç fazlası olarak görünüyor çiçek sektörü. Mesela zorlandığın zaman almıyor insanlar. O yönden piyasamız biraz çok hareketli. Belli bir oranla satış oranımız yok. Yurt dışına gitmediği zaman iç piyasada kaldırmıyor. Ondan dolayı biraz sıkıntılarımız var. Hele şeyde Mart-Nisan aylarında daha kötüyüz. Çünkü bahar havasında çiçekler bağında coşuyor. Şey kaldırmıyor, iç piyasa kaldırmıyor. Bir anda çöküyoruz. Çünkü bizim millet gidiyor kırdan iki tane çiçek koparıp getiriyor. İşin kolayla kaçıyor. O da var, o da var. Peki teşekkür ediyorum. Biz Seçil Hanım uzatalım mikrofonu. Evet Seçil Hanım. Şu anda içinde bulunduğumuz çok güzel bir rengarenk. Evet, en keyifli çekimlerden biri sanıyorum. Rengarenk insanın hepimizin yüzünde gülücükler açıyor. Şimdi kesme çiçek konusunda da Emre arkadaşımız belirtti. Hani yurt içi de fazla bir atıl çiçek oluştuğu zaman tabii ki fiyatları da düşüyor. Kesme çiçeğin maliyeti yüksek, topraksız tarımın maliyeti yüksek diğerlerine göre. Bu noktada da bizim gübremizin fayda sağlayacağı şeyler, kışın direncini arttırdığını söyledi. İki, yazın sıcakta yine bitkinin dirençli olması gerekiyor, orada da yardımcı olacak. Ve bir üçüncüsü, bu çiçekler ihraç ediliyor. Ve ihracatta da raf ömrü çok önemli. Bir bitkinin dirençli olması gerekiyor ki yurt dışına gönderdiğinizde orada sizden satın alan kişinin bitkiyi burada ne şekilde kestiyseniz orada da o şekilde bulması gerekiyor. Bu ticaretin sürekliliği için. Dolayısıyla biz ürünümüzle aynı zamanda da raf ömrünü uzatıyoruz kesme çiçekte. Bu da önemli bir faktör. Peki teşekkür ediyorum. Evet. Olcay Hanım tabii size şunu sormak istiyorum. Normalde bizim gübre denilince akla gelen işte solucan gübresi kullanıldı. Domates, biber, patlıcan. Ama biraz daha farklı bir segmente girdik burada. Evet kesme çiçek. Kesme çiçekçilik sektöründe. Burada nasıl bir uygulama yaptık? Elinizde herhalde kullandığımız üründe. Evet bunu kullandık. Ve buradaki sonuçları sizden almak isteriz. Rivo sıvıyı kullandık. Emre'nin de bahsettiği gibi kışın biraz stresli geçiyor. Dal sayısı azalıyor. Daha önceki çekimlerde bahsettik. Bizim için dal sayısı önemli. Bunu biz hem damlamadan hem üstten uygulayarak kardeşlenmeye gelen dal sayısını artırdık. Bunu çiftçimizle beraber tespit ettik. Ondan memnun olduğu için katısını da gözü kapalı köklendirmede kullandı. Onda da sonucunu alıyoruz. Güzel. Emre yine memnun oradan. Tabii ki şimdi bu koskoca bir yaz geçirecek. Temmuz, Ağustos şimdiki gibi değil, olmayacak hava. İçeride kırmızı örümcek problemimiz olacak, beyaz sinek problemimiz olacak, trips problemimiz olacak. Bunları geçirebilmek için de güçlü bir kök yapısı, güçlü bir yaprak yapısı, güçlü bir kardeşlenme gerek. Solucan gübresinde de yazın onu bekliyoruz. Kışınki dağ sayısındaki başarıyı inşallah onda da beraber yaşayacağız, göreceğiz. Peki burada uygulamayı nasıl yaptınız? Biraz teknik olarak sizden alalım burada. Bizim burayı göster, o ayrı bir sistem. Evet. Oraya veriyoruz bilgisayarlarla otomasyon ayarlıyoruz. Dönüme 3 litre şeklinde damlamadan uyguladık. Üstten uygularken de 100 litreye yine 3 litre koyup yapraktan yıkama yaptık. Ve bunu yaklaşık 15 günlük periyotlar içerisinde üstten uygulamayı yeniledik. Evet. Damlamadan da ayda bir verdik, yeniledik. Bir kere verip kesmedik. Peki bundan sonra uygulama yapacağız mı? Tabii ki yapacağız. Tamam, ne zaman? Güzel, güzel bir, onun programını yaparız Emre ile biz. Muhtemelen en son ne zaman verdik? Bir ay olmuştur. Yakında yine veririz. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Evet değerli dostlar, çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi kesme çiçekte solucan gübresiyle ilgili son bir bölüm kaldı. Onunla da tekrar bu sektör haberinin son kısmına tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Gördüğünüz gibi ben bu buketi bütün izleyicilerimiz adına teslim alıyorum. Teşekkür ediyorum.
Evet değerli Köy TV izleyicileri, Antalya'dayız. Antalya'daki çekimlerimize devam ediyoruz. Baştan da anons ettiğim üzere Riverm firmasının solucan gübresinin kullanıldığı kesme çiçek alanındaki kullanışını, sektördeki yerini çiftçilerimizle beraber uygulama alanlarını gezerek sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yine yanımızda Olcay Hanım var. Olcay Hanım şimdi neredeyiz? Burada biraz farklı bir konsept var herhalde. Sizden almak isteriz. Altınova'dayız yine. Gerbera köklendirme serasındayız. Burada farklı uygulamamız kokopit kullanmamız. Kokopit ile solucan gübresinin katı formülasyonunu kullandık. 3'te 1 oranında, 3'te 2 oranında kokopit kullandık. Yine kök gelişimi iyi olsun. Ve araziye göndermeden önce, bitkiyi dikmeden önce mikroorganizma orada yayılsın, gelişsin. Araziye buradan taşıyalım mantığıyla. Oradan bir fideyi Ramazan çıkartırsa, kameraya da gösteririz. Çok güzel bir kök gelişimi sağladık burada. Evet, kokopit Alper, kim alıyor? Mesut Bey sen mi alıyorsun? Evet. Kokopit ve solucan gübresinin katı formülasyonu köklendirmede gayet güzel, başarılı sonuç veriyor. Evet. Görüldüğü üzere. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Özellikle bu bölgede tabii kokopit, torf olayı kullanımı arttı. İsterseniz bu konuda neler söylesiniz? Şimdi şöyle, ilk önce torf ve perlit karışımı vardı. %50 torf, %50 perlit köklendirmede onu kullanıyorduk. Kokopit son birkaç yıldır Altınova'da yayılan bir malzeme ve tercih gören bir malzeme. Niye tercih ediliyor? Neden? Çünkü köklendirme daha iyi oluyor. Hava alma olayı daha az oluyor. Solucan gübresiyle de bunu destekliyoruz. Bunu da desteklediğimiz zaman burada en önemli daha, kısım zamandan kazanıyoruz. Kök olayı, köklendirme çok önemli olduğu için. Tabii ki hem zamandan kazanıyoruz hem o solucan gübresindeki mikroorganizmaları, faydalı mikroorganizmaları burada yaymış, şu gördüğünüz toprağa geçirmiş bulunuyoruz ve bu toprakla beraber araziye dikiyoruz. Evet, peki öyle, teşekkür ederim. Evet, çiftçimizi uzatalım. Siz de hoş geldiniz, sizi hoş tanıyalım. Benim ismim Ramazan Kökez, ben de burada gerbera üretimi yapıyorum. Aynı zamanda diğer çeşitlerde üretimi yapıyoruz. Şu anda gerbera fidesi üretimi yaptık. Ve Olcay Hanım'la yıllardır tanışıyoruz da bu yıl soyucan gübresiyle alakalı biraz bizi bilgilendirdi. Ve fidelikte kullanmamızı tavsiye etti. Tabii ben 5-6 yıldır bu kokobitle köklendirme yapıyorum. Daha öncelerde torf kullanıyordum. Ama kokobitten memnun kalınca kokobite geçtik. Bu yıl bir de ekstra olarak da içine soycan gübresini, katı samrasını kullanarak da 3'te 1 oranında karıştırarak da bu yıl bu şekilde bir üretimi denemeye geçtik. Gayet de memnunuz şu anda. Güzel gidiyor yani saçaklanma. Yani şu anda gidişatta memnunsunuz? Memnunuz şu anda yani. Biz herhangi bir sıkıntımız yok. Arazide de göründüğü gibi bitkimizin Allah'a şükür şimdilik yüzü gülüyor inşallah. Araziyi aldığımız zaman da daha güzel olacağını düşünüyoruz yani. Tabii inşallah yani kullanacağız. Bu yıl kullanmayı düşünüyoruz yani. Şimdi hayvansal samraları kullanıyorduk daha önceleri. Ama hayvansal samraların faydası olduğu kadar arazide zararı da var. Hastalıkları riskini arttırıyor. O yüzden iyi bir organik gübrelerle takviye yapmayı düşünüyoruz. Tabii soycan gübresinde değişik ürün üreten firmalar var ama insan her firmaya da güvenemiyorsun. İyi güvendiğimiz firmalarla çalışmayı şey yapıyoruz kendimize. Destur ediniz yani şu anda. Riverm'de onlardan bir İnşallah, inşallah Riverm'de onlardan biri olacağını düşünüyoruz. İnşallah. Peki tabii yaptığınız işte memnun musunuz? Çiftçinin hayatı nasıl? Biraz da onunla sohbet edelim. Ya yani, çiftçinin hayatı, işin gerçeği... Evet. İşin Türkçesi nedir? Ya şimdi... yani yıl yılacak maliyetlerimiz artıyor işin gerçeği. Yani ben 2000 yılından beri bu üretimi yapıyorum. Kendim de üniversite mezunuyum. Yani 99 yılında üniversiteyi bitirdim. Daha sonra üretime geçtik. Kendi baba mesleğimiz. O şekilde başladık. Tabii ben araştırmacı bir insanım. Yani böyle her şeyi araştırırım, şey yaparım, az çok. Yenilikleri tanımaya çalışırız. Yani maliyetler yıl yılacak artıyor. Yani şimdi 15 yıl, 20 yıl önceki aldığımız gübrenin fiyatında şimdi bir değil. O zaman inanır mısınız potasyum nitratın çuvalı 15 lirayken şimdi oldu 70-80-100 lira icabında. En ucuz bir normal ithal gübreyi 150 liradan aşağı 200 liradan şey alamıyoruz. Çiçek fiyatları nasıl? Çiçek fiyatları ben 2000 yılında 40 kuruşa çiçek satıyorduk o zaman. Yani 40-45 kuruş çok iyi biliyorum. Şimdi yine satıyoruz 60-70 kuruşa en fazla. Yani 80 kuruşa sattık mı seviniyoruz. Aslında sevinmememiz lazım çünkü maliyetler çok yüksek. Evet. Yani 5000 lirayla icabında ben 3 dönüm 5 dönüm yerde maliyeti yıllık karşılıyorsam şimdi oldu 30 milyar. Yıllık 30 bin lira gibi bir maliyetle karşılaşıyoruz. Yani kar marjlarımız yıl yılacak azalıyor. Yani bizim yetkililerden istediğimiz çiftçiye her zaman destek olmalı. Yani çiftçi olmazsa hiçbir şey olmaz. Aynen öyle. Çiftçi olmazsa tarım olmaz. Kesinlikle ya. Şimdi dışarıdan ne kadar alaraktan kendimizi geliştirebiliriz yani bir ürünü. Bir buğday olsun, diğer ürünler olsun her şey yani sonuçta çiftçinin eline bakıyoruz. Yani çiftçi
ne kadar iyi üretim yaparsa bunu dışarıya da pazarlayacağız. Ülkemize bir gelir olacak. Yani çiftçi çok önemli yani. Buna destekleme yapmamız lazım kesinlikle. Peki teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli dostlar, buradaki söyleşimizin de sonuna geldik. Bu bölümle ilgili son bir çekimimiz olacak. Yine sektörün önemli firmalarından bir tanesinde çekim yapacağız. Orada da kesme çiçekle ilgili son bir çekimimiz olacak. Sektör Haber'in kapanışında beraber olmak dileğiyle. Evet değerli Köy TV izleyicileri, Sektör Haber'deki kesme çiçekle ilgili son bölümle karşınızdayız. Şu anda yine farklı bir seradayız. Buradaki yapılan uygulamalar neler? Riven firması tarafından burada kullanılan solucan gübresinin etkileri neler? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet Olcay Hanım, söz sizde. Şu andaki geldiğimiz yer neresi? Burada ne yaptık? Sizden almak isteriz. Evet, bir karanfil serasındayız. İhracat için dikilmiş tan tarımın seralarındayız. Burada katı formülasyonu dikim öncesi yatak üstüne uyguladık. Yaklaşık dikimden bir 10-15 gün sonra rivo sıvıyı da damlamadan verdik. Beklentimiz verimi artırması, kök gelişimini artırması, toprağı ıslah etmesi. Çünkü bu bölgelerdeki topraklardaki organik madde miktarı oldukça az. Ve hastalığa direnç sağlaması. Bunu Meryem'le beraber takip edeceğiz ilerleyen zamanlarda. Ben vereyim, Meryem daha iyi anlatır. Evet. Size hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım önce. Hoş bulduk. Meryem Soydal ben. Tan Tarım firmasında çalışıyorum 20 yıldır. 1992'de kurulmuş bir firma burası. Kesme çiçek üzerine, özellikle karanfil üzerine ihracat yapıyoruz. Sektörde çok eski bir firma. O yüzden de yenilikleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Denemeleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Özellikle tarıma nasıl faydalı olabiliriz derdine düşüyoruz bazen. Olcay abla bizi oradan kandırdı zaten. Toprağı nasıl iyileştirebiliriz? Toprak deyince Olcay Hanım'ın akrasları duruyor. Evet, o yüzden. Solucan gübresine güveniyoruz. İnşallah daha iyi sonuçlar alacağız. Daha çok başındayız. Hani bitkiler daha bir aylık. Diğer bitkilerle kıyaslama içindeyiz şu anda. Hani evet bizim işimize yarıyor, yaramıyor dönemindeyiz. Zannederim bir 15 gün sonra daha net sonuçlar alacağız. Ama şu anki gidişatı çok kötü değil, iyi. Bizim için kök gelişimi ve bitkinin üst aksamı daha belirgin gösterim yapacak. Şu an net bir şey söylemiyorum ama ümitliyiz. Evet. Peki özellikle karanfil sektörüyle ilgili 3-5 cümlede etmek isteriz. Kesme çiçek sektörü Türkiye'de bana göre hak ettiği yerde değil. Aslında ihracatta çok güzel bir kalem olacak noktada. Genel manada yetiştiriciliği, sıkıntıları, bakımı ve sektördeki yeri nedir? Sizden almak isteriz. Evet. İklimle çok alakalı bir bitki karanfil. Yani soğuktan ve sıcaktan çok etkilenen bir bitki. Biz Mayıs'ın 15'inde eski sezonu bitirirken Haziran'ın 15'inde yeni sezona başlıyoruz. Bir aylık bir dinlenmesi var toprağın. O yüzden de toprağı çok yoruyoruz. Haziran'ın 15'inde dikiyoruz. 140-150 gün sonra da hasata başlıyoruz. 4-5 ay boyunca da devamlı kesim devam ediyor. Yurt dışına gönderiyoruz. İhracat yapıyoruz çiçekleri. İç pazar bizim için çok şey değil. Hani aktif bir durumda değil. Daha çok yurt dışında çalışmalar var. Karanfil üretimi hep ilaçlama, hep gübreleme isteyen bir sektör. O yüzden de maliyeti çok yüksek. Bu da tabii üreticiyi zorluyor. Desteklere ihtiyaç duyuyoruz bazen. Özellikle kışın don zamanı bizim hiç uyumadığımız geceler çok oluyor. Yani bir ay boyunca hiç uyumadan gece don nöbetlerimiz var. Onlarla da uğraşıyoruz bayağı bir. Kırmızı örümcek gibi bir şeyimiz var. Zararlımız. Onların öldürmek de bizim için bayağı bir külfetli bir maliyeti var. Burada nematod da var mı? Ya bizim arazimiz henüz daha 4 yaşında. 4 yıllık bir şeyi var. O yüzden henüz yok. Ama çoğu arazilerde var. Eski arazilerin çoğunda var. Diğer üretim yani. Tabii. Onların çoğunda var. Onları bildiğimiz yerleri baştan ilaçlamayla başlıyoruz zaten. Hani hastalığı gördükten sonra çok bir çözüm olmuyor. O ilacın size maliyeti ne kadar oluyor? Tabii ki ticari ilaçlar farklı farklı ama dönüme 200 lira civarında bir uygulama yapıyoruz. Ama bir seferde çözemediğimiz zaman var. Ya, toprağa resmen savaş açtık. Tabii. Kimyasal ilaç her aynen, türlü. Aynen. O kadar veriyoruz ki bize bir şey ver diye. Aynen. Ama toprak yine iyi veriyor. Tabii kesinlikle çok dayanıklı. Evet. Çok dayanıklı. İşte bizde zarar neresinden dönersek kârdır
mantığında solucan gübresini ondan hemencik kulaklarımızı kabarttık. Hemen tamam Olcay abla biz varız dedik. İnşallah sonuçta iyi olur. İnşallah. Tamamen buna doğru i̇nşallah, döneriz. İnşallah inşallah. Yani o yüzden takip ediyoruz. İnşallah ya başaracağız. İnşallah. Başaracağız. Peki ben teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı sağ olun bizi kabul ettiniz. Estağfurullah. Her Antrenmanda zaman başarılar diliyoruz. Her zaman her zaman. Evet değerli dostlar, Sektör Haber'in bu bölümünde sonuna geldik. Bu bölümde özellikle tabii birkaç farklı grupta kesme çiçek grubu ile ilgili sizlere uygulamaları ekrana getirmeye çalıştık. Ana felsefemiz şu, ben birçok programda da söylüyorum. Topraklar gerçekten bizim için toprak anadır. Yani biz Türk milleti için ana kavramı vardır toprağa. Biz ana deriz, biz herkes ana demeyiz. Dolayısıyla bu toprakları küstürdük. Bu toprakları gerçekten çok fazla aşırı derecede kimyasal atarak inanılmaz bir noktaya getirdik. Tabii burada biz yıllarca en büyük problem işte toprak analizi yaptırmadan babadan dededen gördüğümüz yöntemle beraber topraklara ciddi manada kimyasal uyguladık. Ama Meryem Hanım dediği gibi zararı neresinden dönülse kârdır. Biz çok da geç kalmadık. Çünkü bizden sonra gelecek nesillere de bu topraklar lazım. Dolayısıyla burada yeterince verimli ve bilinçli bir gübreleme yöntemiyle beraber bu kimyasal olur, organik olur. Önemli olan toprağın istediği kadar, toprağın gereksinimi kadar bunu yapabilmek. İnşallah bu konuda bizim bu yaptığımız program da bir öncü olur. Amacımız bu topraklara hizmet etmek dediğim gibi. Riven firmasına teşekkür ediyoruz. Güzel bir çekim oldu kesme çiçekle ilgili. Ben şunu da söyleyeyim. Buradan Sayın Soner Kazas hocama da teşekkür ediyorum. Çünkü benim çok bilmediğim bir sektördü. Sağ olsun onunla yaptığımız programdan sonra bayağı bir ilgilendiğim sektör. Hak ettiği yerde olmayan bir sektör. Aslında Türkiye'ye önü açılsa ihracatta ciddi döviz girdisi yaratacak bir sektör. Kesme çiçek sektörü. İnşallah yetkililer de buna el atar diyoruz. Bir sonraki Sektör Haber'de görüşmek dileğiyle Antalya'dan hepinize hayırlı günler diliyorum. Köy TV'den köyde hayat var.